Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu ein Beratungsgespräch. Bundan ne anlamalıyız arkadaşlar? Bilgilendirme sohbeti. Das Gespräch, diyalog demekti arkadaşlar. Beratung da bilgilendirme. Dolayısıyla güzel Türkçemizde buna bilgilendirme sohbeti diyebiliriz. Diyelim ki arkadaşlar biz bir mağazadayız ve yağmurluk almak istiyoruz. Ve bununla ilgili bir bilgilendirme konuşması nasıl gerçekleşebilir? Bu diyalogta, bu örnek diyalogta bir inceleyelim. Dilerseniz öncelikle kelimelere, bilmediğimiz kelimeler olabilir. Onlara bir bakalım, gramer yapılarına bakalım. Onun ardından bunu sizlerle beraber karşılıklı olarak söylemeyi bir deneyelim arkadaşlar. Verkäufer'a baktığımızda arkadaşlar satıcı demek, der Verkäufer. Der Kunde, bu da müşteri demek arkadaşlar. Öncelikle ilk cümleye bir bakalım. Kann ich etwas für Sie tun? Evet, bu ne demekti arkadaşlar? Können, yapabilmek demekti. Etwas, bir şeyi demek. Für Sie, sizin için. Tun da yapmak. Dolayısıyla sizin için bir şey yapabilir miyim diyecek olursam ne diyeceğim? Kann ich etwas für Sie tun? Buraya baktığımızda arkadaşlar ich suche eine Regenjacke. Evet, Regen neydi arkadaşlar? Bunu hava durumlarında görmüştük. Yağmur demekti. Die Jacke, bu da ceket. Dolayısıyla güzel Türkçemizde yağmurluk deriz, öyle değil mi? Bir yağmurluk arıyorum derken ich suche eine Regenjacke. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Können modal fiilini görüyoruz. Können Sie mir eine empfehlen? Empfehlen arkadaşlar tavsiye etmek demek. Dolayısıyla siz bana bir tanesini gibi bir anlama gelen aynayı görüyoruz. Bir yağmurluk önerebilir misiniz derken können Sie, bakın burada nezaket formu olduğu için büyük yazılmış, mir, bana, eine empfehlen, bakın burada tekrar eine Regenjacke demek kalmadan eine ile bitirebiliyorum. Yani aynı anlama gelmiş oluyor. Buradan neyi kastetmiş oluyoruz? Regenjacke'yi kastetmiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar hier haben wir eine Regenjacke, değil mi? Anlaşılırdır herhalde. Burada bir ne var? Yağmurluk var. Im Angebot, das Angebot arkadaşlar fırsat ya da indirim anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada indirimde olan bir yağmurluğumuz var diyecek olursak hier haben wir eine Regenjacke im Angebot demiş oluyoruz. Evet. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar sonraki cümle daslı bir cümle. Bunu daslı cümlelerde ayrıntılı görmüştük. Müssen modal fiili de var. Ich muss Ihnen aber sagen, sagen, söylemek, aber, ama. Ama şunu da söylemeliyim ki diyeceğim. Dolayısıyla ne olacak bu? Das cümlesini gerektirecek. Bununla ilgili sallantıda olan arkadaşlar varsa das'la ilgili mutlaka o ilgili dersimizi izlesin o arkadaşlar. Ich muss Ihnen aber sagen, dass es bei Regenjacken große Unterschiede gibt. Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Bei Regenjacken, yağmurluklarda diyecek olursak arkadaşlar bei gelmiş oluyor. Dolayısıyla bei Regenjacken, yağmurluklarda demek. Groß neydi arkadaşlar? Büyük. Große Unterschiede, Unterschied arkadaşlar. Der Unterschied, die Unterschiede, farklar anlamına geliyor arkadaşlar. Geben, neydi? Vermek, ancak buradaki anlamı bulunmaktadır anlamında. Yani yağmurluklarda büyük değişiklikler var, değil mi? Büyük farklılıklar var anlamına gelen. Ich muss Ihnen aber sagen, şunu da söylemem gerekiyor ki das ist bei Regenjacken große Unterschiede gibt denilmiş oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar bei starkem Regen, stark güçlü demekti. Güçlü havada, güçlü yağmurda daha doğrusu arkadaşlar. Bei starkem Regen, güçlü yağmurda ist diese nicht ganz wasserdicht. Bakalım ne demek istiyor? Wasserdicht arkadaşlar su geçirmez. Nicht ganz wasserdicht pek de, yani burada şunu demeye getiriyor arkadaşlar. Güçlü yağmurda bu yağmur geçirebilir demeye getiriyor. Bei starkem Regen ist diese nicht ganz wasserdicht.
Yani su geçirebilir anlamında arkadaşlar. Burada diese görüyoruz arkadaşlar. Burada demonstratif yapmış oluyoruz. Yani burada gene Regenjacke'ye gönderme yapıldığı için diese demek yani bu yağmurluğu kastetmiş oluyoruz. Dolayısıyla güçlü yağmurda bu pek de su geçirmez özelliği yok. Yani su geçirebilir derken bei starkem Regen ist diese nicht ganz wasserdicht. Außerdem hatta müssen Sie bedenken, denken neydi arkadaşlar? Düşünmek demek. Bedenken, yani bunu da dikkate almanız gerekir ki, yani de şunu da düşünmelisiniz gibi bir anlam çıkmış oluyor. Außerdem müssen Sie bedenken. Evet, tekrar bir das cümlesi. Dass Sie in dieser Jacke, bu yağmurun içinde, leicht, kolaylıkla, hafif demekti, leicht. Ancak burada kolaylıkla schwitzen, terlemek. Dolayısıyla ne diyor bu cümle bize arkadaşlar? Şunu da düşünmeniz gerekir ki bu ceketin içerisinde kolaylıkla terleyebilirsiniz. Dolayısıyla außerdem müssen Sie bedenken, dass Sie in dieser Jacke leicht schwitzen. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Müşteri ne diyor? Dann kommt das Angebot nicht in Frage. Arkadaşlar bakın bu tek bir kelime. In Frage kommen, bunu birleşik kullanıyoruz arkadaşlar Almanca'da. In Frage kommen, bunu şeye alamam, dikkate alamam. Yani bu söz konusu değil. Evet, doğru kelime bu olacaktı güzel Türkçemizde. Bu söz konusu değil derken in Frage kommen demek ki dann kommt das Angebot nicht in Frage. O zaman bu teklif söz konusu değil demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar Sie sollten auch berücksichtigen, tekrar bir das cümlesi, dass die Jacke nicht zu schwer ist. Berücksichtigen, dikkate almak demek arkadaşlar. Sie sollten, evet, meli malı anlamında değil mi? Sie sollten auch berücksichtigen, bunu da dikkate almalısınız ki, dass die Jacke nicht zu schwer ist. Schwer neydi arkadaşlar? Leichten, zıttı, ağır demekti. Nicht zu schwer, o kadar da ağır olmadığını da dikkate almalısınız diyor bu cümle bize. Evet, sonraki cümleye baktığımızda müşteri, Kunde ne diyormuş? Ja, Sie haben recht. Evet, haklısınız. Demek ki recht haben, haklı olmak demek arkadaşlar. Siz haklısınız derken, ja, Sie haben recht. Evet, siz haklısınız. Das wäre gut. Bu iyi olurdu demiş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki das wäre gut, bu iyi olurdu. Sonraki cümleye baktığımızda, evet, satıcı ne diyor? Dann würde ich Ihnen eine von diesen Jacken empfehlen. Sanki bunu da anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü burada gene aynı kelimeler var arkadaşlar. Würde ich Ihnen, bu konjunktif olarak önceki derslerimizde de görmüş olduğumuz bir yapıydı arkadaşlar. Bunu size önerirdim gibi güzel Türkçemizde bir karşılığı var. Ancak anlam olarak şunu öneririm anlamına gelmiş oluyor. Dann würde ich Ihnen eine von diesen Jacken, bu ceketlerden birini derken eine von diesen Jacken demiş oluyoruz. Empfehlen de az önce gördük. Tavsiye etmek demekti. Demek ki bu ceketlerden birini size tavsiye ederim diyecek olursam dann würde ich Ihnen eine von diesen Jacken empfehlen demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Die sind atmungsaktiv und leicht. Atmung, atmen arkadaşlar, nefes almak demek. Atmungsaktiv, yani nefes alınabilir, yani nefes alabilir aktivitede, tabii güzel Türkçemizde ne deriz? Nefes alabilir bir ceket, yani terlemeyeceğiniz bir ceket anlamına gelmiş oluyor. Atmungsaktiv, leicht, değil mi? Hafif demekti. Dolayısıyla ne demiş oluyoruz? Die sind atmungsaktiv und leicht. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, welche Farbe wünschen Sie? Welche Farbe? Evet, hangi rengi arzu ederdiniz derken welche Farbe wünschen Sie? Evet, müşteri ne diyor Kunde? Ich würde,
Evet, isterdim anlamında. Bakın gene bir konjunktif. Ich würde die rote Jacke. Evet, renklerde görmüştük bunu. Rot neydi? Kırmızı demekti. Ich würde die rote Jacke gern einmal anprobieren. Evet arkadaşlar, burada anprobieren ayrılabilir fiilini görüyoruz. An ve probieren denemek demek arkadaşlar. Gern, severekten gibi bir anlam çıkmış oluyor. Einmal, arkadaşlar einmal güzel Türkçemizde bir defa demek. Ancak burada bir pekiştireç noktasında gern einmal anprobieren derken denemek isterdim anlamında bir pekiştireç noktasında bu cümle demek ki ich würde die rote Jacke gern einmal anprobieren, kırmızı olan ceketi denemek isterdim demiş oluyoruz. Bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Kann ich etwas für Sie tun? Kann ich etwas für Sie tun? Ich suche eine Regenjacke. Ich suche eine Regenjacke. Können Sie mir eine empfehlen? Können Sie mir eine empfehlen? Hier haben wir eine Regenjacke im Angebot. Hier haben wir eine Regenjacke im Angebot. Ich muss Ihnen aber sagen, dass es bei Regenjacken große Unterschiede gibt. Ich muss Ihnen aber sagen, dass es bei Regenjacken große Unterschiede gibt. Bei starkem Regen ist diese nicht ganz wasserdicht. Bei starkem Regen ist diese nicht ganz wasserdicht. Außerdem müssen Sie bedenken, dass Sie in dieser Jacke leicht schwitzen. Außerdem müssen Sie bedenken, dass Sie in dieser Jacke leicht schwitzen. Dann kommt das Angebot nicht in Frage. Dann kommt das Angebot nicht in Frage. Sie sollten auch berücksichtigen, dass die Jacke nicht zu schwer ist. Sie sollten auch berücksichtigen, dass die Jacke nicht zu schwer ist. Ja, Sie haben recht. Ja, Sie haben recht. Das wäre gut. Das wäre gut. Dann würde ich Ihnen eine von diesen Jacken empfehlen. Dann würde ich Ihnen eine von diesen Jacken empfehlen. Die sind atmungsaktiv und leicht. Die sind atmungsaktiv und leicht. Welche Farbe wünschen Sie? Welche Farbe wünschen Sie? Ich würde die rote Jacke gern einmal anprobieren. Ich würde die rote Jacke gern einmal anprobieren. Kelimelerin anlamlarını biliyoruz. Gramer yapılarını da üzerinden geçtik. Tekrarını da yaptık.
Şimdi eminim ki karşılıklı olarak interaktif bir şekilde bu diyaloğu sizlerle yapabiliriz. Öyle değil mi? Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Ben satıcıyım, sizler de müşterisiniz ve ne yapmak istiyorsunuz? Bir yağmurlukla alakalı bilgi alıyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Kann ich etwas für Sie tun? Hier haben wir eine Regenjacke im Angebot. Ich muss Ihnen aber sagen, dass es bei Regenjacken große Unterschiede gibt. Bei starkem Regen ist diese nicht ganz wasserdicht. Außerdem müssen Sie bedenken, dass Sie in dieser Jacke leicht schwitzen. Sie sollten auch berücksichtigen, dass die Jacke nicht zu schwer ist. Dann würde ich Ihnen eine von diesen Jacken empfehlen. Die sind atmungsaktiv und leicht. Welche Farbe wünschen Sie? Evet, yapabildik mi arkadaşlar? Dilerseniz tekrar deneyelim. Kann ich etwas für Sie tun? Hier haben wir eine Regenjacke im Angebot. Ich muss Ihnen aber sagen, dass es bei Regenjacken große Unterschiede gibt. Bei starkem Regen ist diese nicht ganz wasserdicht. Außerdem müssen Sie bedenken, dass Sie in dieser Jacke leicht schwitzen. Sie sollten auch berücksichtigen, dass die Jacke nicht zu schwer ist. Dann würde ich Ihnen eine von diesen Jacken empfehlen. Die sind atmungsaktiv und leicht. Welche Farbe wünschen Sie? Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde bir bilgilendirme sohbetini gördük. Bu bilgilendirme sohbetinin içerisinde yeni kelimelerle karşılaştık. Daha önceden görmüş olduğumuz gramer yapılarını da tekrar bir üzerinden geçtik. Öyle değil mi? Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.